Günaydın arkadaşlar. Sabah kalkar kalkmaz çek yat yatak örtülerini, yastıkları, yorganları, çarşafları hepsini böyle üst üste koydum. Kurutma makinesinin havalandırma ayarında tek tek havalandırıp tozunu topalağını temizleyip tekrar yerine yerleştireceğim arkadaşlar. Her yeri soydum, soğana çevirdim. Hem biraz hava alsın hem de hava aldıktan sonra temiz temiz çarşafımı, yorganımı, yastığımı pürdemin örtüsünün üzerine serip kapatacağım arkadaşlar. Biraz böyle havalansın. Oğlumun odasını yatmasa bile haftada bir gün çek yatan örtüsünü, yatağının üzerindeki pürdesini, yastığını güzelce havalandırıp ondan sonra temiz temiz seriyorum. Kurutma makinesinin havalandırma ayarında gerçekten hiç dışarıya çıkmanıza gerek yok. Havalandırma ayarı her şeyi mis gibi yapıyor. Bir de o kadar toz çık gösteriyor ki inanamazsınız bu toz nereden geldi diye. Onun odasındaki çek yatın örtüsünü, yastıklarını havalandırdım ve serdim. Bana da kurutma makinesinin havalandırma ayarında havalandırıp serdim. Mis gibi oldu. Tozu topalığa gitti. Daha hiç çırpmaya bile gerek yok. Çarşafları, her şeyi atın. Kurutma makinesinin havalandırma ayarına mis gibi serdim. Mis mis. Toz topalağa gitti. Tertemiz serdim arkadaşlar. Turşu kavuracağım arkadaşlar. Biraz tuzlu gibiydi. Bir sıcak suya koyacağım. Doğradıktan sonra bol soğanlı kavuracağım. Beyaz lahana turşusu. Çayımı da ocağa koydum. Çayım iyice bir demlensin. Bunun üzerine ben poşet koyuyorum arkadaşlar. Erimesin diye. Bakın hiç erimiyor. Siz de öyle yapın. Poşetli saklarsanız turşunuz çelik gibi olur. Bakın çelik gibi gerçekten. Şimdi doğrayacağım. Sıcak suda bekletip bol soğanlı kavuracağım. Biraz iri tuttum çatala gelsin diye. Turşu için zeytinyağı kızdırdım. Üzerine de soğan doğradım. Soğanım kavruldu. Şimdi bir kaşık da salça ilave edeceğim. Çek yatın örtüsünü tam serdim. İzzet abiniz geldi. Kurutma makinesinden çıkardım. Güzelce temiz temiz serdim yastıklarıyla beraber. Az kaldı arkadaşlar. Sadece bu çek yatan örtüsü ve yastıklar kaldı. Bugünkü havalandırma işim burada bitti. Ben şimdi kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Turşuyu doğradım. Soğanı da kavurdum. Salçasını da koydum. Karıştıracağım. Çay suyu kaynamış. Hemen çayımı demleyeyim. Şu kaşığını da alayım. Kaşık çiziyor arkadaşlar. Böyle kaşıkları sadece salça koymak için kullanıyorum. Kaldı Sakine Hanım gelmişti komşum. Altını kıstım. Biraz konuştuk dışarıda da. Onun da işleri var. Gelirim dedi uygun bir zamanda dedi. Onu yolcu ettim. Çayım da kaynadı. Onu da demleyeyim. Ama önce şöyle salça kavruldum. Şu turşumu bir salçayla ilave edeyim. Ondan sonra çayımı demleyeceğim arkadaşlar. Turşuyu kavurdum arkadaşlar. Ağzını da kapattım. Salçalı kavurdum bu sefer. Pul biber koymadım. Aslında koysa mıydım pul biber? Neyse bugün de böyle olsun. Turşunu kendi zaten biberli. Şimdi kıyma kavuracağım arkadaşlar. Yumurtalı kıyma. Denemedim yine turşuya kırmızı pul biber koydum. Bu kıyma kavurmasına da kırmızı toz, pul biber. Toz biber dedim yanlışlıkla. Şimdi soğanım kavruldu. Üzerine kıyma salça ilave edeceğim. Kıymaları koymadan önce salça ilave edeceğim. Şimdi bir kaşık da bol salçalı kıyma. Kıymalı yumurta olsun. Salçayı da kavurdum canlarım. İyice kavrulduktan sonra da üzerine de kıymalarımı ilave edeceğim. Kıymalarım tel tel kavrulanınca da üzerine yumurta kıracağım. Ağzı kapaklı bir şekilde yumurtaları pişireceğim. Kıymalı yumurta bulmadım. Şimdi kıymalarımı da ilave ediyorum. Evet canlarım. Biraz da karabiberi ilave ettim. Şimdi de tuz ilave ediyorum. Tuzu da ilave ettikten sonra tekrar kıymalarımı kavurmaya başladım.
iyice kavrulsun. Üzerine 3 tane yumurta kıracağım. Şimdi yumurtalı kıymayı daha çok seviyor. Yumurtalı olacak. Yerinde durmuyor bu kaplarda. Kaygan. Bu suyu kısık ateşte bekletelim arkadaşlar. Çelik gibi. Biraz yumuşak olsun da ağzına dağılsın istiyorum. Kıymamı da kavurdum. Hem sabah kahvaltısı olacak hem de öğle yemeği gibi oldu. Sabah iştahımız olmuyor. Eşim bugün de işe geç gittiği için ben de gördüğünüz gibi ne varsa kurutma makinesine götür, getir, havalandır derken bayağı bir kahvaltıyı geciktirdim. Üzet abim hallediyor içerileri, yastıkları falan yerleştiriyor. Oturum odasındaki örtüleri, yastıkları ona bıraktım. Sen dedi kahvaltıyı hazırla, gerisini ben yaparım dedi, sağ olsun. Hemen imdadıma da yetişti. Hem işe geç gitti, hem de işten erken geldi dedi. Biraz dinleyeyim diye. Ay elim yattıktan sonra. Bu sahanları A101'den almıştım ben. Bu saplara koysanız bile gerçekten çok ısıtıyor. Sapların hiçbir faydası yok. Kalın el yüzüyle tutun. Onu da hatırlatayım sizlere. Sapı çok sıcak oluyor. Kıymam bu kıvamda kavruldu. Şimdi tek tek yumurtalarımı ilave edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Az önce elimle tek kırdığım için kabuğu düştü. Üzerine hemen aldım. Fazla bekletmedim Allah'tan. Bakalım gene becerebileceğim mi? Tek elle yumurta kırmayı gene düştü. Beceremedim. Hemen onu da alayım. Şimdi yumurtaları da yayayım. Biz kıymalı yumurtayı eşim de ben de çocuklar da böyle fazla yumurtalı seviyoruz. Güzel oluyor yumurtalı. Şimdi ağzını kapatacağım. Altını da kıstım. Yumurtalar pişene kadar beklesin. Öğlen kahvaltımız bu kadar. Çayım demlendi. Turşum hazır. Kıymalı yumurtam da hazır. Yanına da kahvaltı tabağımı koyayım. Daha ne olsun? Allah'a şükürler olsun. Rabbim olmayanlara da versin inşallah. Canlarım, kahvaltı masamız hazır. Şimdi eşimle birlikte oturup şöyle zevkli, sohbetli bir kahvaltı yapalım. Merhabalar canlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cümleden selamun aleyküm. Bugün öğlen ezanı ile beraber kahvaltımızı öğlende yapıyoruz. Malum sabahları iştahımız olmadığı için yiyemiyoruz arkadaşlar. Öyle meyveyle, Nescafe'yle, Salep'le, bitki çayıyla geçiştiriyorum. İlaç, aç karnına ilaç aldığım için o yüzden biraz da geç yapmamdaki amaç ilaçlar fayda etsin diye. Hani aç karnına aldığım ilaçların fayda etsin diye. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Rabbim iyiliğinizi, güzelliğinizi, sağlığınızı daim etsin. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Kötü insanları hayatımızdan alsın, götürsün. Gittiler de zaten. Seke seke gittiler. Allah'ımıza çok şükür olsun. İyi insanlar daima bizlerle birlikte olsun. Mutluluk duyarız, huzur duyarız. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim ne muradınız varsa versin inşallah. Dünkü videomun yorumlarında sabitlediğim yoruma o kadar güzel yorumlar gelmiş ki. Sabah kalktım hepsine tek tek cevap verdim. İnanın kasıklarım ağrıdı gülmekten. Bir kahkaha krizine girdik. İzzet abim de işe geç gitti bugün. O yorumları o gece de izleyemedik. Uyuyakalmışız. Malum yoruluyor insan. Gün boyu bir de faal bir gün yaşayınca. Bazen oluyor işte. Yorumlara anında cevap veremeyebiliyorum. Kusuruma bakmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Çok dua ettim sizlere. Gerçekten. Merhabalar kardeşlerim, bacılar. Nasılsınız? İyisinizdir daha inşallah. Allah'ım iyilik, birlik versin herkese. Allah'ım sıhhat versin, mutluluk versin, sağlık versin diyorum. Güne başlıyoruz. Sizlerin yine karşısına geldik. Allah'ımıza bin şükürler olsun. Allah'ım bizlere her daim sizlerin karşısına çıkarmak için ömür versin, sıhhat versin diyorum. Bizler sizlere dua ediyoruz. Allah evet. Uzun ömür versin diyoruz her zaman. Sizler de bizlere zaten biliyorum dua ediyorsunuz. Dualarınızla ayaktayız. Allah hepimizin dualarını kabul etsin. Sizler sayesinde bizler
Burada varız. Burada varız. Siz her şeyi sizlere borçluyuz. Allah'ımıza şükürler olsun. Hepinizden Allah razı olsun. Şimdi kıymalı yumurtalarımızı tabağımıza alalım. Kahvaltılıklarımızı da alalım. Sohbete başlayalım. Gelsin evet. Sohbet, kahvaltı sohbeti. Yine de affınıza sığınıyoruz. Çünkü sizin karşınızda yemek istemezdik ama. Buyurun birlikte olsun bacılarım. İnşallah. Yerim ben sizi. Yer yer tatlıklarım, ballı lokmalarım. Onun için şimdilik affedin bizi. Fazla da bir şey değil. Her zaman söylüyorum. Benim canlarım herkesin, affeder de o sinsirellalar var ya çatıdan izleyenler. Elinde olan şeyler. Açık ararlar, açık açık. Allah öylelerden hepimizi uzak tutsun. Amin amin. Allah'ım. Benim canlarım beni hiçbir zaman yadırgamazlar, eleştirmezler. Bilirler ki Şükran ablası her şeyi dörtlük dörtlük yapar. Hata yapmamaya çalışır. Onlar beni biliyorlar da işte sinsirallalar da biliyor da işlerine gelmiyor. Aslında bence onlar da biliyor bizim ne biçim insan olduklarımızı. Bir defa engel yemişler hatalarından dolayı. Gururuna yediremiyor. Evet, gururla engel yedik diye istemeyerek bir öbür taraflara gittiler. Aslında orayı hiç ben istemiyorlar herkese, ama ne yapsın gittiler. Ben engeli herkese vermem. Hak etmeyene veririm. Tabii ilk önce sarı kart sonra ben, kırmızı kart. Ben çok düşünürüm, taşınırım. Acaba ben haksızlık mı yapıyorum bu engel atmakla diye 40 kere düşünürüm, bir kere karar veririm. Attığım adımlardan eminim arkadaşlar. Pişman olacağım, hiçbir işi de yapmaya kalkışmam. Doğru insanlar benimle kaldı. Eğri insanlar maalesef güle güle. Üzüle üzüle göndermek zorunda kaldım. Olmasaydı, yapmasaydı, kötülüğünü belli etmeseydi. Şimdi evet. Ben öyle görüntüle izlesinler dursunlar. Sadece yorum yazamıyorlar o kadar. Yorum yazamıyorlar, başka kanalları silah almışlar kendilerine. Boş bir meydan bulmuşlar. Evet evet, oraya şaşırıyorum ya arkadaş. Yakında merak etmeyin, o boş meydan bomboş kalacak. O kişi de pişman olacak yani. Ben onu da söyleyeyim sizlere, üstü kapalı geçeyim. Neyse biz tatsız şeylere son artık bundan sonra... Hayatımızı yaşayacağız aynen, eşimle aynen. Beraber. Herkes yoluna, biz yolumuza. Herkes başının belasını bu bizden aramasın, bizden bulmasın. Aynen, arkadaşlar, aynen. Kardeşlerim. O nedenle ben her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Dünya küçük, her şey yarım kalabilir. Onun için ben diyorum ki herkes ektiğini biçecektir. Etme bulma dünyası. Etme bulma dünyası, aynen Şükran'ın da dediği gibi. Yaparsan kötülük kardeşim, günün birinde sen de kötülük görürsün. Yaparsan iyilik, Allah'ım seni mukafatlandırır. Nokta. Onun için, şimdi bazı kardeşlerimiz, bazı bacılarımız, bazı insanlar gerçekten kimin haklı, kimin haksız olduğunu tam tespit edemeyenler var gibi geliyor. Burası mahkeme salonu değil. Değil, tabii ki ama biz başlatmadık kardeşlerim, inanın. Biz başlatmadık. Hiçbir konuda evet. Diğer... Geçmişlerdeki olaylar olsun, yeniden olaylar olsun, şu andaki olaylar olsun, hiçbirini biz başlatmadık. İnanın ya. Biliyorlar, inanıyorlar. Ama takdir edersiniz ki gidin o X kanala, bakınız bizim hakkımızda neler yazmışlar. Bakınız ya, bizi sevmeyenler de baksın oraya. Onlar bilmiyor mu neler yazıldığını? Bize o kadar hakaretler var, aşağılayıcı laflar var. Onlar... O insanlar demiyorlar mı ki biz bunlara biraz ağır ithamlarda bulunmuyor muyuz? Demiyor musunuz? Diyorsunuz. Hiç umuruma gelme. Herkes ektiğini biçer eşimin dediği gibi. Bunun da sonucu var tabii ki. Nihayetinde bir sonucu var bu işin. Siz bize Allah'ım görüyor. Siz bize her şey diyeceksiniz. Bizim elimiz soğan mı doğuruyor? Biz de herhalde karşılığını ufak da olsa vermek zorundayız. Çünkü yani, kural bu, yasa söz bu. Söz hakkı düşüyor. Mahkemede bile... karşılıksız infaz olmuş oluyor. Mahkeme salonlarında bile birinin hakkında konuştuğunuz zaman o kişiyi çağırıyorlar oraya sen de konuş diye. Tabii. Bir de evet. Bir de şu var yani bazıları yazmış onu hatırladığım kadar tabii. Müşteki şikayetini ispat etmek zorundadır veya hakkındadır demiş. Tabii ki biz ispat etmek belgeler var. Yasa var, kanun var. Biz ispat etmediğimiz İftira atılan bir şeyi biz yalan mı söyleyeceğiz? Söylenmiyor mu? Neler söylendiğini siz görmüyor musunuz kardeşlerim ya? Bunlar yalan dolan mı ya? Biliyorlar. Belgeler ortada. Ortada. Biliyor benim kardeşlerim bizden yana Allah razı olsun. Biz sizlere, her zaman savunuyorlar. Biz sizlere cevap verebiliyor muyuz? Yok. Çünkü engellisiniz. Biz de zaten vermeyiz zaten de. Biz cevap vermediğimiz halde sen o adı geçen kanalda
Bulmuşsun bir top sahası. Serbest. Her şey serbest orada. At, vur. Vurun abanın sırtına kaldırır. Ezin bizi. Bulmuşsunuz orada birkaç kişi de. Bir de dermiş ki kanal açacağım dermiş. Ya sen kanal aç da seni tamam beni kötülersen ancak izlenirsin. Aynen. Doğru doğru. Şükran'ı kötüleme kanalı açabilirsin. Şükran'ı boş bulduğum kanal var ya orayı da terk edeceksin. Sen şimdi orada o kanal sahibi bilmiyor ki senin niyetin. Senin ne menfaatle oraya geldiğin. Sen zannediyor ki o beni sevdi de geldi zannediyor. Senin neyi sevecek ya? O var ya o onun amacı senin takipçilerini toplayıp da kanal açmak mutmak. Niyetini anladın mı şimdi? Tek o değil. Oradakilerin hepsi o kanalı severek gelmedi oraya. Bizi sevmeyenler orada. Kardeşim sen yanlış anlıyorsun. Ben sana söyleyeyim. Hiçbirisi seni sevmiyor. İstemeyerek Şükran'a nasıl top tutarız diye bir kanal aradılar. O kanalda senin kanalın. Ayıp da bilincin taşını. Ne kadar safmışsın ya. Yani demek istediğim bu YouTube aleminde kanal sahibini sevmez. Şunun şu örneğini gördüm akşam. Sabah kalktım. Dün attığım sabitlediğim yorumda 300'e yakın neredeyse yorum birikmiş. Bir de ne göreyim Ülker'in dünyası İzmir. Beraber yürüdük bu yollarda Ülker Hanım'la beraber. Beraber ıslandık yağın yağmurda. Şahin videonun eşi. Evet Şahin Bey'e bu arada selamlar olsun. Ülker Hanım'a da selamlar olsun. Ülker'in hayatı mıydı, dünyası mıydı? Tam emin değilim ama Ülker'in dünyası herhalde. Evet, Ülker Hanım'a da selam olsun. Çok severim kendisini. İzmirli. Allah razı olsun. Ben onun kanalına yıllarca gittim. O da beni hep izledi. Bakın, dost zor günde belli olur. Aynen. Kötü günde belli olur. Hah, çok güzel. Benim gerçek kanal sahibi dostum da Ülker Hanım çıktı. Helal olsun Ülker Hanım size. Allah razı olsun. Benim gerçekten benim zor durumda kaldığımı, üzerime atılan... bu üzerime çok gelindiğini yazmışsın. Vallahi, daha çok yazmışsınız ama daha taze olduğu için bir defa okuyabildim sabah işinden dolayı. Gene okuyacağım yorumunuzu. 3-4 defa daha okuyacağım. Allah razı olsun. İyi niyetinizden dolayı sizi kutluyorum ve Türkiye'nin kraliçesi. YouTube'un kraliçesi Ülker'in hayatı, Ülker'in dünyası. Şahin video. Allah sizlere uzun ömür versin. Rabbim ne muradınız varsa versin inşallah. Çok güzel örnek oldunuz. YouTuber'ın arkasında olmalı. İyi gününde, sadece iyi gününde değil. Kötü günde arkadaşlar. Kötü gününde de arkasında işte olmalı. İşte biz kötü gündeyiz şu anda. Gelen vuruyor bize, giden vuruyor. En yakınımız bile aldılar yakınımızı yanına. O da bir şey var zannediyor. Konuşturuyorlar onu, konuşturuyorlar telefondan, mesajdan bilgileri alıyorlar. Bizi oraya asıllı asılsız yazıyorlar. Adalet mi bu ya? Yani bu muhbir kişi, bu ihanet kalleş kişi bunları söylemese o kişilerin ne yani doğru mu de? Hayır doğru değil ama yalan malan söyleyecek. Onlar orada da inanıyor. Bize oradan istediği gibi vuruyorlar. Bu adalet mi arkadaşlar? Ben yavaş konuş hayatım. Duymazlar beni sözümü canım. Ha, senin en az sesin bile çok güzel. Yok bak geçen de vlogda ben baktım ki geçen de vlogda benim sesim az çıkıyor. Yok. Benim telefonumda mı öyle acaba? Senin telefonunda bir arıza. Kulağım sağır oldu. Kusura bakma da ikaz etmek zorunda kaldım. Biraz yavaş konuşursan iyi olur. Duyuluyor ses çünkü. Onun için olayı aydınlatma bakımından gerçekten anlayanlar anlamış arkadaşlar. Gerçekten bravo. Yani yeni yeni isimler de katılıyor. Bizi çözmüşler, bizim haklı olduğumuzu ispat etmişler ki bize geliyorlar. İzledik. Hakikaten bu olayda siz haklısınız diyen bir sürü takipçilerimiz var. Allah'ım ne muratları varsa versin. Eğri doğruyu bilsinler yeter. Kardeşlerim biz kimsenin ayağına basmayız diyoruz. Tekrar söylüyoruz. Biz hep iyi niyet. Bizim gönlümüzde yatan bu. İyi niyet. Ama şurada kal. Size şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Biz bu kanal açalı 4 yıl oldu. 4 yıl içerisinde sizler bizleri zaten tanıyorsunuz. Bizim kendimizi ifade etmemize hiç gerek bile duymuyorum ben. Beni özellikle bilen biliyor, bilmeyen de kendi gibi biliyor. Ya ben
Sivrildim diye YouTube'da biraz elim ekmek tuttu diye panik oldular birdenbire. Akrabalarım özellikle panik oldu. Ve küçük kanalları da tetiklediler. Kendilerine alet ettiler. Kötü emellerine alet ettiler. Hep birlik oldular. Ve hucum diyerek üzerimize geliyorlar. Ya nedir, ne bu şiddet, ne bu celal. Ben 4 yıldır ben YouTube'da ne hata yapmışım. Allah'a çok şükür herkes biliyor benim nasıl yayın yaptığımı, nasıl insanlarla iletişim içerisinde olduğumu. Siz beni kötü deyip de kötü ispatlamak peşindesiniz. Kötü olduğumuz için yalanlara, iftiralara atıyorsunuz. Bunun elinizde belgeleri mi var? Benim 4 yıldır benim hatam olmadığını zaten benim izleyenler biliyor. Siz beni kötü tanıtacaksınız da ben evlenecek kız mıyım ya? Beni nasibimi mi kesmeye çalışıyorsunuz? Beni beğenen beğenmiş, alan almış. Benim kanalımda beni kötülüyorsunuz ya. Demek ki sizin niyetiniz benim para kazancımda, paramda gözünüz var. O 22 seneden beri bir de vermiş. Şöyle yazmış arkadaşlar. O kadar çok konuşacak konum var ki ayrı ayrı konuşsak aslında iyi olacaktı. Benim lafımı bölüyor eşim sürekli. Şöyle diyeyim. Bir de demiş ki ben akrabalarıma oğlumu düğünü yaptıktan sonra sırtımı dönmüşüm. Oğluma altınları taktırmışım. Ondan sonra ben akrabalarıma resti çekmişim. Ben çok komik ya. Benim oğlum evleneli 8 yıl oldu. 8 yıl. Ben 8 yılın içinde 1 yıldır ben akrabalarıma sırtımı döndüm. 1 yıldır. Hem benim o akrabalarıma taktığım altınların ben ödünç verdim onlara. Ödünç verdiğim altınları geriye aldım oğlumu evlendirerek. Tabii ki ödünç vermediğim de var. Bir kuzenim var. Düğün olursa onlar da düğün olursa tabii ki gideceğim. Arkadaşlar düğünde takılan takılar ödünç takılıyor bence. Biz gidip de kapı kapı gidip de altın mı istedik senin gibi? Ya hayır. Akrabanın sadece düğünde takılmış düğünde takılmış altını konu ediyorlar arkadaşlar. Bakın iyi düşünün. O zaman o sen değil de onu söyleyen kim istiyor bu altınları geriye? Onu söyle bana. Daha düğün mü yapmışlar? Nerede düğün mü yapmışlar? Ben konuşmasam bile kim altını taktıysa bana ben altını yollarım kardeşim yollar. Senin altını taktıysa bana korkma kalmaz senin altın. Ödünçtür ödünç. Ödünç takılır. Düğünde bir yardımdır. Bu ne demek düğün ya? Düğün evine bir yapılan bir yardımdır. Ben demek ki takmışım ki onlar da takmış. Ben nice kuzenlerimin çocuğuna taktım. Onlar bana taktı. Ben ona taktım. Biz konu mu ettik? Benim daha geride çocuğum yok muydu? Ben o zaman onu hiç düşünmedim demek ki. Akrabalarıma madem ben sırtımı döndüm. Benim bir oğlum daha var. Ben öyle menfaat gözetseydim. Altın çeyrek peşinde olsaydım. Küçük oğlumu evlendirirdim. Ondan sonra dönerdim arkamı. Bunu da buradan hatırlatayım. Kim daha benim bana, bir oğlum daha var evlenecek. Kim bana niye altın? Ben onlardan kötü olayım? Bunu, derim ki öyle düşünseydim eğer. Evet. Derdim ki küçük oğlumu da evlendireyim de ondan sonra sırtımı döneyim de altınların üstüne yatayım derdim. İşte buradan nasıl ne niyette olduğunuz buradan anlaşılıyor. Ben öyle altın hırsızı mıyım? Allah korusun. Bizim, peki sana mı düştü o millete taktığın altınların? Yok bizim ondan 22 sene evvel dargın olmamızın sebebi ne? Sana mı düştü? Sen onların avukatı mısın? Kendileri niye söylemiyor? Sen benden küstün diyen var mı? Ver altınımı diyen var mı? Sen ben düğün yaptım da geldin, taktığım altını geri vermedin diyen var mı? Çıksın yürekli yürekli söylesin bakalım. Sen kendi kendine bizi uyduruk kaydırık işler peşindesin, yalan peşindesin, dolan peşindesin. Kendi kendine kafana göre konuşuyorsun. O altın taktıklarımın haberi bile yok senin konuşmandan. Onlar bile şaşırmışlardır. Ben altın taktıklarıma ben taktım da onlar bana takıyor. Bu ne demek? Ben takmış mı gelmiş bana takmışlar? Ha onlar düğün yapmadıysa onlara da takacağız. Ne demek? Yine takacağız onlara da. Dargın olduğum kişi sen de olsan seninkine de takacağım eğer taktıysan. Dargın olsan bile. Anladın mı burayı? İyi, burayı düşünürken konuşurlar biraz şey konuş. Oğlumun düğününde... Milleti kandırma yani. Oğlumun düğününde bahane ettin. Gelemiyorum dedim. Bacaklarım ağrıyor dedin. Gelmedin. Gelmedin. Oğlumun düğününe. Oğlumuzun düğününe gelmedin. İyi oldu. İyi ki de gelmedin yani. Gelseydin de istemezdim ben seni böyle kötü ablayı. Ben usuleten yine davetiye gönderdim sana. Sen eşini yalnız başına düğünüme gönderdin oğlumun düğününde. Eşin iki tane çift çeyrek taktı. Ha, senin de iki tane var. Oğlun kızım, bir oğlum bir kızım var. Dargın olsa gelir. Ben gelmem de. Yollarız. Gelen birisiyle göndermesini de bilirim merak etme sen. Sen onu merak etme. Sen onu kastediyorsun. Sen onu kastediyorsun. Ben senin altınların üstüne yatar mıyım? Bende bu göz var mı? Sen çocuk everdiğinde biz senin altınların bizim oğlumuza takılan altınların cevabını vermedik mi? Sen ever çocuğun
O günleri yine göstersin Allah'ımıza. Bakalım altınların geri mi gelmiyor. Bunları millete yanlış yanlış anlatıyorsun. Sanki biz millet altın isteyen zamanında 22 sene evvel sensin. Vermedik, kötü olduk. Bunu da bileyim evet, değil mi? Evet. Heh, ondan beri dargınlık. Bunu da bil yani. Millet de bilsin bunu. Biz seninle niye dargındık? YouTube'dan dolayı mı dargındık? Hayır, 22 senedir dargınız seninle. Neden darıldık? Eşimden bilezikleri istedin. Ben verdirmedim. Ben ev alırken anca bozduracağım dedim. Sen bize darıldın. O darılmayla bu darılma bugüne geldik. Şimdi YouTube'da Şükran para kazanıyor. Gittin ilk kanala. Oraya oturdun. Belki şöyle de bizi oradan ayrı yağmalak dönüyorsun insanlara. Belki şöyle de düşünebilir. O Fatsalı ile işbirliği halinde ya. O Fatsalı var ya, o Fatsalı. Onun bir oğluna taktım. O benim iki çocuğuma taktı. Kızıma da taktı. Şimdi onu düşünüyor o. Sen onun ağzından mı duydun? O konuşsun sen bize. Sen onun avukatı mısın? Elçisi misin? O konuşsun gelsin. Gelsin bize. O söylesin bana. Daha küçük oğlu bekar. Düğününe ben gitmesem bile. Yollarız. Ben Hacer'le onun altını gönderirim. Üstüne de yatmam. Ne zannettin bizi sen ya? Ben altın hırsızı değilim. Bunu da bil. Milletten altın da dilenmedim senin gibi. Yani biz konuştuk. Konuşacak çok şeyler var da uzatmak istemiyorum. Seni her şeyi bıraktım. Tüm insanları bıraktım. Sana da bırakayım. Artık yeter. Bir anadan doğmasınız. Sen... Bak kayınçı buraya ne güzel yazı yazmış. Sonradan değişim şey yapmış. Ağır ağır yola geliyor inşallah. Bizim ailevi konularımıza siz karışmayın diye bayanlar orada ufaktan bir dokunmuş. Hepsi de yangına üzülmüşler ya. Altan öyle dedi diye. Yangına körükle geliyor. Altan doğru yolu bulacak bu çocuk. Bulacak. Onu da söyleyeyim sana. O Altan doğru yolu bulacak. Oraya tavsiyelerle, etkilenmeyle geldi bu çocuk. O çocuk bahsede ablasını sever. Hem de çok sever. Ben biliyorum ama. Gerçekten öyle. Ben karnını biliyorum Altan'ın. Ben bu zamana kadar saygısızlığını duymadım ama işte benimle kötü etmek isteyen ablam, küçük kardeşimle benim kötü etmek isteyen ablam. Her zaman daha YouTube girmeden önce bile demiştim. Ben erkek kardeşlerimden memnunum. Allah da memnun olsun diye herkese de söyledim ben bu kelimeyi. Ama ne yaptı? Yaptı. Onun zayıf karakterinden yakaladı. Kendine çekti. Çocuğu etkiledi. Doldurdu. Oraya yolladı. Sizin grubun içine yolladı. Sardı. Bizim üzerimize sardı. Yani. Şimdi kocasını yollamış. Çok bulaşık bu. Kocasını yollamış. Benim var ya ablam gerçekten. Bir tane erkek var. O da onun kocası bu grubun içinde. Takım kravatlı yine gelmiş oraya oturmuş hükümet gibi. Gülesim de geldi görünce. Ben o kravatı dünkü vlogda söyledim. 27 sene çok taktın. Sen daha memur olmadan yeni. Bak ben bir şey daha. Bir gülesim geldi. Bir gülesim geldi. Bir şey daha söyleyeceğim ki. Ama şu anda Allah. Şu anda bu söyleyeceğim lafı bekleme değil. Senin kocanla ilgili bu kravatlı kişiyle ilgili bir laf diyeceğim ama sen şok olacaksın. İspatlı, belgeli. Abin de biliyor bu mevzuyu. Abin biliyor. Ben biliyorum. Bu da biliyor. Sen de biliyorsun. O lafı söylemiyorum şu an sana. Bekleme deyim. En ufak bir hata yaparsan o kelimeyi de o kocanın bana söylediği balkonda yıllar evvel sen yeni evlendiğin zaman bana söylediği lafı ben burada ikrar edeceğim size. Onu da şimdilik Söyle. Yok, şimdi söylemeyeceğim. Top bende kalsın. Ben bir hatasını da yakalarsam biz ölünce mezarımızın başına köpeğe iş edecekmiş. Köpek işi çekmiş. Orada kamerada takacakmış. Sen bunları iyi söylüyorsun. Ondan sonra bir söyleyince kötü oluyor. Öyle mi? Bizim pasul işimizden, bizim Gargamel halimizden, bilmem şu halimizden ne derseniz dediniz, bizi delirttiniz, bizi zıvanadan çıkardınız. Sana niye öyle dediler? Biz bir kelime söyleyince siz haklı mı olacaksınız? Arkadaşlar eşimin dış görünüşüyle niye alay ediyorlar biliyor musunuz? Kurban olsan benim dişime. Aslanlar gibi ana dişim. Az biraz dinlen ben konuşayım. Evet konuş. Ben eşim o X kanal için demişti ki, siz ikiz birbirinizi buldunuz. Evet. Hani ablamla ikisi aynı karakterde olduğu için demek istemişti. Onlar da anlamışlar ki ikimiz de kiloluyuz da İzzet Bey bizi kiloluyuz diye. Onu anlamışlar diye, evet. Az susar mısın? İzzet Bey bizi kiloluyuz diye dışlıyor zannetmişler. Hayır alakası yok. Kilolu bayanları kendilerine çekmişler. O kilolu bayanların da gururuna yediremedikleri için eşimin her şeyine kusur tutmuşlar.
onu güldüm yani, kahkahalarla güldüm gerçekten. Yok ki başka şey, başka daha bu şeyleri çok yok komik. Ki malzemeleri yok ki oraya çıkıyorlar. Çok komik. Çok değişik değişik yerlere çekip biz kurgu yaparmışız, biz şunu yaparmışız, öyle anlatırmışız. Kardeşim sizin yazdığınız yazılara cevap veriyoruz. Sizin yazdığınız yazıları biz okumamız için yazıyorsunuz oraya ya. Gelsin de bu kanalın, onlar da gelsin de bu kanalın biraz izlenimi yükselsin diye bizi de oraya teşvik ediyorsunuz ya. Hayır, ondan değil. Orada okuyoruz biz. Okumasa bize bile bize bildiriyorlar. YouTuber bilgisiyle, YouTuber taktiğiyle ben söyleyeyim. Evet. Bizi, eşimi ve beni o kanala gidip o kanalda affedersin ağzımızı bozup her şeyi söylememizi beklediler. Bizi tahrik etmek için yapılan bir tuzaktır. Ben o kanala gider miyim? Ben bu yollardan geldim geçtim. Nice YouTuber arkadaşlarım var. Onlar da bilirler. YouTuberlar hiçbir kimseye kötü söz söylemezler. YouTuber neden YouTuber olmuştur? Örnek insan olduğu için YouTuber olmuştur. YouTube örnek gördüğü kişileri de ışık görürse o kişiye yardımcı olur, onu yapar YouTuber. Demek ki benden de bir ışık gördü ki beni YouTuber yapmış. Kanal açsam diyorsun ya, bakalım senden ne ışık görecek YouTuber? Kaç oy bekleyeceksin, kaç oy? Belki benim engellediklerim belki olabilir. Tabii ki ben binlerce, yüz binlerce kişiyi hep engelledim. 1000 kişi değil, 2000 kişi değil, 3000 kişi değil, 4000 kişi değil. Bayağı bir engelledim. Yıllar yıla engel basıyorum. Benim için abone önemli değil. Benim için az olsun, öz olsun. Gerçek dostlarım yanımda olsun. Belki engellediklerim size destek verebilir. O da yemek tarifi vermeyin ha. Sırf dedikodu yapın. Adı da dedikodu kazanı olsun. Yemek tarifi izlemezler. Sadece senin beni kötülediğin, benden bahsettiğin videoları izlerler. Anlatabildim mi? İşte benim engellediğim kişilerin zaten hepsi öyle. Dedikodu kazanından hoşlananlar, açık arayanlar, insanları küçük görenler. Ben bu insanları tescil ettim, onayladım, çok düşündüm engellememek için. Ama bir sabır, iki sabır, üçüncüsünde tamam, bitmiştir işi. Bizim daha affetme şansı yok. Bizim takipçilerimiz o ilk kanala gidip de hiç hakaret etti mi? Etmedi. Hep iyi yoldan gittiler. İyi yönden, evet. Baktılar ki olmuyor. Okuduk da okuyoruz, bunu görüyoruz. Baktılar ki olmuyor. O zaman dediler ki, aa Şükran abla, bunların niyeti belli. Artık biz o daha kanala gitmeyelim. Yazacağımızı sana yazalım. Senin yorumların yükselsin dediler. Gerçekten çok akıllılar. Buradan da tebrik ediyorum hepsini. Böyle yanaklarınızdan öpüyorum. Sabitlenen yorumlarda kendilerini ifade ettiler. Karşı tarafa söz hakkı, bize söz hakkı düştüğü için işi bize bırakmadılar. Bizim adımıza sabitlediğimiz yorumlarda cevabını aldılar. Cevabını karşı tarafa ilettiler. Tabii ki onlar da şaşırdılar, şok oldular ki demek ki o yüzden bizimle uğraşmaktan vazgeçti. Ama canlı yayın yapmış akşam. Onun haberleri de geldi bana. Canlı yayınında hep bizi kötülemiş. Hani konuşmayacaktın bizimle ilgili? Demek ki döneksin. Ben sana boşu boşuna dönek demiyorum biz yani. Biz konuşmayalım diye karar alıyoruz. Bu kanalı artık kapatalım. Uğraşmasın bizle diyoruz. Kapatamıyorsun. Bir türlü kapatamayın. Niye mi? Baktın ki ballı börek var, izleniyorsun. Dedikodu kazanın. 200-300'lerde, 2000-3000'lerde değil mi? Hoşan gitti. Maaşla geliyor. Ama Şükran Analize de teşekkür etmen lazım, haberin olsun. Onların sayesinde bu parayı alacağım. Ha, onu da teşekkürü unutma. Ben öyle bir iyi kadın ki kimlere yardım etmedim. Daha dün gördüğünüz örneğini, bir günde her şey kanalı Hamide Hanım bana öyle güzel yorumlar yazdı ki ben onu benden çok telefon numaramı istedi. Ben herkese vermem telefon numaramı. Ama iyi niyetli olduğuna inandığım için verdim ve anında da silip kaldırdım YouTube'da mesaj kutusu olmadığı için. Ve Instagram'da linkimi verdim. Linkimi istedi. Abla Instagram'ın var mı dedi. Var dedim. Linkimi gönderdim. Oradan tanıştık. Bak iyi olmasaydı ben onu bir videoma devamlı 100 kere söyledim. Benle kötü olup da kendi kanalınızı yükseltmeye, savaş çıkarıp da yükseltmeye çalışıyorsunuz ya. Ve bize de hiç söyle bizi kanalında abla demedi. Dedi mi? Demedi. Allah var. Hiç abla dedi. Ben dedi seni görmeye geldim dedi. Evet. Ben seni görmeye geldim. Eğer görürsem görürüm, göremezsem giderim dedi. Kesinlikle kanaldan bahsetme. Saatin pili kalmış. Şu anda saat
12.30'a geldi. O da bazen duraklıyor. Sildik gelemin ondan dur. Tamam. Onu ayarlayalım. Ayarlarım, ayarlarım. Saat 3.30 görününce ben de şaşırdım. Saat şu anda 12.30. O yüzden söyleyeyim dedim, hatırladım dedim. Kardeşlerim, bu kanal, bu kanalı benim akrabam bu kanala gelmeseydi bu olay bu kadar büyümeyecekti. Onu söyleyeyim ben size. Yani biraz da onun yüzünden büyüdü bu. Çünkü arkadaşlar, ondan lafları çektiler. Bu kişi ordu, telefondan çektiler bu lafları tabii. Bu kişi Ordu Selimiye Mahallesi'ni birbirine katan çok bulaşık birisidir. Bunu söyleyeyim sizlere. Bu fazla itibar etmeyin bence. İtibar et. Yani onun laflarına, sözlerine hiç itibar etmeyin, inanmayın da. Test edildi, onaylandı. Ortalığı karıştırıcı bir yapısı var. Böyle sanki insanları mutlu görmek istemiyor. Mutlu gördüğü insanları birbirine takmayı çok seviyor. Benimle tamamen zıt fikirli. Onu da hatırlatayım. Bir de dur Aşkın, aklımdayken söyleyeceğim. Bir de sen bacın için deli u demişsin. Deli, öyle demiş. Bırakın onu siz. Ona aldırmayın. Şükran için deli o demişsin. Bu ne biçim laf ya? Hayırdır? Okulda teşekkürlerimi, takdirlerimi herkese gösterdim. Tövbe yarabbi yarabbi. Okulda okurken teşekkürlerimi, takdirlerimi. Sen o kadar zayıf karakter desin ki bizim şurada, şu binada, şu sitede tartıştığımız, onun mahkemelik gözünde olduğumuz kişiyle bile sen gözümüzün önünde yazışarak, paslaşarak, o seni bulmuş, burada akı bulmuş seni. Facebook'ta bulmuş, arkadaşı teklif etmiş sana, yazıyorsun burada, görüyük de. Biz bunu nereden öğrendik? Bu birimiz yok burada. Ve en yakın zamanda abla beklerim diyor o zürafa. O da en yakın zamanda Zehir, onun adı evindeyim Zehir diyorsun. Evindeyim diyorsun. Onun adı Zehir. Benim üstüme gelecekmişim ziyarete. Hayırdır ya? Koalisyon hükümeti mi kurdunuz? He? Düşmanımın düşmanı kocağın yazması gibi benim dostumdur diyorsun ha? Bu kadar aşağı düşer mi bir insan bir abla ya? Abla ne demek biliyor musun abla? Anne, gelsin umurumda. Anne değil. Yarısıdır anne. Anne yarısıdır. İnsanlar sana halen de sana inanıyor. Halen de senin yanında destekliyor. Bak. Eziyorsun bacını, eziyorsun bacını. Ya anlatma, anlamaz. Eskiden beri eziyordun da zaten. Anlamaz o. Yine eziyorsun, yine eziyorsun. Anlamaz. Bizi kimlerle vuruyorsun onun ya? Onun gözünde. Sen onun kim olduğunu biliyor musun? Yazıştın ettin. Sana söylemişti, telefonlaşmışız, sohbet etmişiz. Ha, benim biz onlarla mahkemedeyiz abla, senin bacınla. Sen bana yardımcı ol, destek ol, onu çıldırtalım, birlikte gezelim, tozalım diye burada gövde gösterisi yapmak için seni buraya teklif etmiş, sen de he demişsin, öyle mi? Hadi bakalım, iyi buyur, site burada. Soy ismi tutmayanlar içeri giremiyor yalnız, haberin olsun. Yöneticiyim ha, haberin olsun. Öyle yağma yok. Dur bakalım. Şöyle diyeyim, deli konusunda arkadaşlar, onun gözünde saf ve temiz kalpli insanlar delidir. Delidir. Öyle denilir. Ben de öyle olduğum için, temiz kalpli olduğum için, her şeye iyi niyetle baktığım için şaşırıyor. Tepki göstermiyorum çünkü. Sakin bir yaratılışım var. Bana de deli diye de ben sana deliyi göstereyim. Bana de. Sinirli de değilim. Benim en sinirli halim zaten gördünüz geçmiş videolarımda da. Utanmayın İslam'ı. Hiç utanma. Utanma Allah'ından. Sen Allah'ından nasıl oturayım da seyredeyim bizi ya? O kendi kötü fikirli. Yüzün kızar mıymış? O zaman yüzü kıpkırmızı olmuştur Aşin. Onun zaten yüzü kızar. Kırmızı ya, hep kızarmıştır. Kendi gibi olsun istiyor. Kötü fikirli, dedikoducu, yalan dolan, iftira atan biri olmamı beklediği için. Onu da, o karakterleri ben de bulamadığı için o yüzden deli damgası atıyor. Bir deli insan 4 yıldır YouTube videosunu, kanalını yönetebilir mi? En ufak bir yerde bir pat verir. Deli insana bir kere YouTuber ünvanı verilir mi? Hiç akıl var, mantık var. Verilir mi? Deli demesindeki amaç benim iyi kalpli, temiz kalpli oluşumdan dolayı diyor. Herhangi bana karşı yapılan saldırılara normal ve sakin cevap verdiğim için diyor. O yüzden. Beni sinirlendiremediği için diyor. Beni sinirlendirip burada yani her şeyi söylememi bekliyor. Deliler özürlü maaşı alıyor, engelli maaşı alıyor. Bizim karın öyle bir maaşı yok. Keşke öyle bir şey olsa da. Varsa öyle bir şey, rapor oranında maaş alsın. Ben devletime ihanet etmem. YouTube'da maaş alıyor. O buradan para da maaş haram alayım, paradır, haram para. Yazıklar Allah olsun, yazıklar korusun. Olsun. Bunlar denilir mi ya? Biz sana dedik mi öyle bir şey? Senin şu kadına gönderdiğin 3 sayfa mesaj halen duruyor, saklı. Bak. Demin söyledim. Hem birikiyor. Hem kocan hakkında seni fazla kebaze etmek istemiyorum şu an. Sen bizi
vuruyorsun ya yalan dolanlarla, insanlara inandırmaya çalışıyorsun ya, inanmazlar bu insanlar da. O duruyor, o hakkım saklı duruyor. Mesajın da hakkı saklı duruyor. En ufak bir hatanda Cumhuriyet Savcılığından seni şikayet edeceğim. İsterse 5 sene geçsin, mesaj hakkın saklıymış benim. Günü önemli değil, yılı önemli değil kardeşim dediler. İstediğin zaman başvurusu. Ne zaman senin bir hatanı bulursam bu ya, bunları yapacağım. Şimdi söyleyeyim. Sen beni tanırsın. Bu arada avukatım var benim. Bu beni tanırsın. Ben göçü gördüm. Ben biz avukat görevlendirdik. Kanalımı izliyor. Kötü yorumları tek tek yazıyor. Bilginiz olsun. Birikiyor. Biz içimiz rahat. Allah'a çok şükür. Gece gündüz avukatımız takipte yani. Kanalıma gelen kötü yorumları takipte. İçinizden herhangi birisi. Onu da söyleyeyim. Bu arada da duyur olur. Efendi olmaya evet. Davet ediyoruz. Yoksa evet. Başınız ağrıyacak. Onu da söyleyeyim. Çünkü baş edemez olduk. O kadar evet. Çok kötü yorumlar geliyor ki. Yeter artık da. Kışkırtıyor. Dedik ya. Bir kişi 1000 kişiyi yalanlarıyla, iftiralarıyla kışkırtıyor. Gıybet, dedikodu, hakaret, tehdit derken biz daha bu kanalı... Daha bizim söyleyemedik. Ben blok çekemeyeceğim. Yorumlara cevap vermekten, kötü yorumları engelleyemekten cevap veremiyorum. Siz biliyorsunuz bizim söyleyemediğimiz bir sürü hakaretler var. Gördünüz değil mi? Yazdığımız yazıları. O yüzden... Herhalde bir kişi var o sinsi. İnşallah troll hesap değildirsin. Seni öyle bir yakalatacağım. İsmini değiştirmişsin. Bunca o ismini de bildirdim. Merak etme. Sen şu anda saptandın. Bakalım. Sen Almanya'da mısın? Türkiye'de misin? Göreceğiz. Peki sen Almancılar diyorsun. Peki sen bak, Almanya'da yaşıyorsun. Kurban ol sen Almanya'da yaşayan Türklere. Nasıl kuvvetteki bacılarıma Almancılar diyebiliyorsun? Onlar Türk oğlu, Türk. Onlar bu devlete vergi veriyor. Vergi Türk onların sayesinde başı. Bu Türkiye ilerliyor. Onların sayesinde. Gelip buraya Türkiye'mize euro bırakıyorlar. Harcamaları yapıyorlar. Almanya'da harcamıyorlar paralarını. Bizim Türkiye'de. Yatırımını Türkiye yapıyor. Türk vatandaşı oldukları için. Döviz bırakıp da gidiyorlar. Siz oradan bile buldunuz bizi. Almancılar size para gönder. Allah belanızı versin sizin. Türkiye'miz Almanya'da yaşayan gurbetçi kardeşlerimiz sayesinde kalkınıyor. Onların buraya bıraktıkları döviz sayesinde. Sizde hiç akıl var mı? Yok mu? Mantık yok mu? Nasıl Almancılar dersiniz? Bu kelimeniz gerçekten düşünseniz nelere çekilir? İslam Cumhuriyeti ve Türk oğlu, Türk vatandaşı. Kişilere Almancı diyorsun. Kardeşlerime, gurbetçi kardeşlerime Almancılar diyorsun ya. Yazıklar olsun size. Siz ne kadar kötü fikirli insanlar. İşte düşünmeden yazıyorsunuz. Bak, siz zannediyorsunuz ki biz oturuyoruz, sizi seyrediyoruz. Burnumuzda değil mi diyorsunuz? Aha bugün itiraf ettik bak. Bugünden itibaren, yarından itibaren yazdığınız yorumlara dikkat edin diyorum. Bu ana kadar yazdıklarınız bitti zaten. İşi bitti onu. O kayda girdi. Yani, onu söyleyeyim. İtiraf edeyim. Devam ediyor. Hem kanal sahibi hem de oradaki kişiler dikkat etsin. Bundan böyle değil. Onlar daha belki hatalarını bedelini ödeyecekler. Onu geç. Ama yeni gelen kişilere de sesleniyorum. Siz de bu grubun içine dahil olmayın. Çünkü incelemedesiniz. Kanal sahibi de bu gibi kişilere meydan verdiği için... Şimdi kaçın kaçabilirsiniz. Telefonları için, dereye atın telefonları. Senin yayınladığın videoların içinde nasıl olsa ben iyi konuşuyorum. Hiçbir şey demiyorum ama saf tutuyorsun kötü yorumlara. Aynen. Saf tutuyorsun o kötü yorumlara fırsat veriyorsun. Belki bize hakaret etmedin. Biz de bir topluluk kurallarına uymayan bir yorumlar yayınlıyorsunuz. Bir YouTuber kendi kanalında sevilen YouTuber, reklamlara açılan YouTuber olduğu müddetçe topluluk kurallarına uymayan yorumları kaldırması gerekir. Yorum yazılırken hemen üstte diyor ki bu YouTube'da topluluk ahlak kurallarına uymak zorundasınız diye bir yazı var. Onu görmüyor musunuz siz? Hani topluluk kurallarına, ahlak kurallarına bu yazılar uydu mu? Uymadı. Peki kanal sahibi sen arkadaşlar siz bunlara yazıyorsunuz ama bu karşı tarafın söz hakkı var, şikayet hakkı var, hakkı var. Bunları benim kanalda yapıyorsunuz ama benim kanalım zarar görür diye niye demiyorsun bacım? Hayırdır? İzlenmek için, para için bu kadar uğraşılır mı ya? Hani öyle diyordun ya. Ben işte şöyle para için yapıyorsun işte. Evet. Kendini rikse atıyorsun. O kişilere diyecektin ki bak ben bizim kanalımıza gelsin bir kötü yorum anında. Senin hakkında da gelsin anında sileriz. Benim kanalım senin hakkında da gelsin sileriz. Kanalıymış. Benim kanalım şikayet. Sen niye silmiyorsun? Peki ne oldu? Engellemiyorsun veya? Ne oldu şimdi? Ha para gidiyor. Kim kimi kınadıysa başına gelir. İşte senin de başına kardeşim, gelir. Kardeşim benim kanalım
şey top sahası mı ya? Hayırdır ya? Savaş mı çıktı? Bu kadar sinkap, bu kadar hakaret edilir mi bu insana? Söyleyeyim. Niye demiyorsun? Siz, o kanal sahibi... Canlı yayında bile hep bizden bahsediyorsun. Hani demeyecektin, kapatacaktın bu konuyu. O kanal sahibi... Şimdi bana söz hakkı düştü şimdi, diyeceksin. Söz hakkı düştü bana bu kanal tarafından. Ne söz sana söz hakkı düştü ya? O kaba sakal denilen kişi kanal açtığı zaman daha sana gelmeyecek. O öyle bir insan ki, öyle kurnaz bir insan ki menfaati için her şeyi yapar. Seni terk edecek. Sen de anlayacaksın. Senin tüm takipçilerini kendine çekmeye çalışacak. Sana rakip olacak o. Ne oldu Gayınçum? Ha, Şükran da dedi dersin. Dur Gayınçum, ne oldu Gayınçum? Altan sizin istediğiniz gibi yazı yazmamış. Hepimiz delirdiyiz burada. Altan'a hücum ediyorlar. Buradan Allah da, Allah. Kardeşim Altan, seni gerçekten tebrik ediyorum. Adam gibi adammışsın. Helal olsun sana. Eğer kırdıysam da senden de özür diliyorum. Buradan da belirteyim. Ben senin ablanım. Ablalar her şeyi söyler ama evlat kardeşinden asla vazgeçmez. Gene de ben koşarım. Sana bir şey olsa her şeyden önce ben koşarım. Sen biliyorsun yıllardır bana kimi şikayet ettiğini. Beni, Şükran ablam, seni daha çok seviyorum dediğin günleri de biliyorsun. Ama niçin o tarafa geçtin onu da anlamış. Baskıyla geçti. Ne için geçecek? Sen özgür iradenle şöyle kafanı bir koçum dinle. Sen delikanlısın. Delikanlısın. Delikanlı. Sen Şükran ablanı eskiden beri çok seviyordun. O kaba sakalın ağzına baktın. Sen gerçekten en sonunda yorumunu gönderdiler bana. Benim avukatlarım da var. Bana kopyalıyorlar, gönderiyorlar. İşte bu kişi senin kardeşin mi? Evet. Bu kişi böyle konuştu. Onu iptal edin dedik. İptal edin dedik. Evet. Şikayet etmeyin. Affedelim dedik. Biz şimdilik kardeşim birkaç kişiyi şikayet ettik. O kadar söyleyeyim size. Ama kaçamayırsanız kaçın, kaçamayırsanız yakalanırsınız. Zaten yakalandınız da. Ama devlet ceza verir size. Ama vermez. Ama onu da Allah'ım. Ama insanlık bizde kalsın. Evet. Eğer diyoruz ki kardeşim bizde, yeter. Bak kimse, yine de insanlık bizde yazık kalsın. Yazık, günahtır bak. Bu zamana kadar yaptığınız yorumlar hep elimizde delil. Sayfa çıkardım bak. Var. İnternetten sayfa bundan çıkardım. Bugünden sonra eğer yazarsanız suçunuz daha da kat katlanacak. Siz benim kızımdan bile vurdunuz beni ya. Bu ne demek ya? Kızımın namusuyla oynadınız ya. Ama dünkü videomda evlendiği gün ya. Hem de evlendiği gün ya. Evlendi kızım. Evlendi. Nasıl yazarsınız bunu ya? Hayırdır ya? Ali'nin yazıda gördünüz. Troll hesapsan bakacağız. Troll hesap mısın? Bak kızım diyor ki bana. Sinsi anneysen sen. Benim diyor çalışma saatlerim gündüz. İsmi belli. Daha söylemeyeyim. İleride söyleyeceğim ismini. 12'de gündüz 12'de işe gidiyor, gece 12'de çıkıyor. Dün izin hayırdır günüydü. Ya. İzin gününde bile kızım geldi benim. Allah razı olsun. Hoş geldin. Sürpriz yaptı, geldi yanımıza. Ben de gördünüz eşiyle orada birlikte, kucakladım. Damadımla birlikte dünkü videomda görmediniz mi? Biz niye kötü olalım ya evlatlarımız? Sen zamanında kızımın ağzından iyiken kızım saf kızım bir iki laf kapmışsın herhalde eğrisiyle doğrusuyla. Onu bile bize kustun ya. Yok ondan değil. Benim kızım bilmiyorum, dedi. Bilmiyorum. Eskiden bir iki laf. Benim o kavga bayram günü böyle oldu şöyle oldu diye bir videom var ya. Hani herhalde ondan 52 ondan vuruyor bizi. O videodan herkes izledi onu. Herkes biliyor. Bayram günü yaşadığım olayları. Ağladığım videom var. O oradan izledi ama kızımdan duydum dedi. Bundan her şey yalan. Beklenir. Benim yalan mı? Sordum onu da sordum. Dün sordum özellikle. Asla ve asla söylemez. Asla. Bizim hakkımıza hiçbir şey söylemez. Hep yalandır. Külliyen yalandır. Bu kişinin yalanlarına inanmayın. Benden size tavsiye arkadaşlar. Çok yalancıdır. Yalancılığı tescil eder. Herkesi etkileyebilir. Telefondan etkiler ama onu söyleyeyim. Yüz yüze biraz gördüğünüz zaman anlarsınız da yalanını dolanını. Gördüğünüz zaman insanın zaten şekli biraz insana kim olduğunu gösteriyor da. Bak, telefondan çok güzel polim yapar, çok buradan, güzel tuzak kurar. Buradan Almanya'da yaşayan Nimet Akbulut, benim Emine teyzemin yeğeni. Ona da çok teşekkür ederim. Onunla yani da teyzemin kızı diye. Teyzemin torunu. Torunu pardon. Rahmetli Emine teyzemin torunu. Onunla da yazışıyoruz. Ona da yapmışsın aynısını. Facebook'tan, Instagram'dan silmişsin, engellemişsin. Bak kusuyorlar herkes. Ağır ağır. Korkmayanlar ya, çıkıyor ortaya. Korkmamış senden. Sen onu da kendine çekmeye çalışmışsın. Bana o söyledi. Sen demişsin herhalde beni kötülemişsin ve senden taraf olmadığı için onu da engellemişsin. Şükran abla diyor ben seni çok seviyorum diyor. Nimet Akbulut. Almanya'ya selam olsun.
Çok teşekkür ederim. Instagram'dan bana çok güzel yorumlar yazmışsın. Mesajlar yazmışsın. Pardon, ağzım yoruma alıştığı için. Ben hayatta mesaj bilmem. Kimseyle mesajlaşmam. Adı yorumdur. Benim yazdığımın yorumdur. YouTube'a girdim gireli ağzımda yorum saklıdır. Bu arada işine gelmediği için Nimet, Canan ablamın kızı Nimet'i de engellemişsin. Facebook'tan, Instagram'dan kaldırmışsın. Senin ne olduğunu, o Emine teyzeme neler yaptığını hepsi biliyor, hepsi. Senin, ben biliyorum, rahmetli annenden Emine bacını, teyzenin arasını bozan bu kişiler. Evet. Evet, ben biliyorum. Ben damat evet, olarak biliyorum. Arkadaşlar, yani sizlere bu videodaki asıl amacım, bizleri kötüleyen o kişiye inanmayın. Hayatı yalandır, hayatı iftiradır. İstediği şeyleri elde edemediği için... Bak tekrar söylüyorum. Bir dakika. İstediği sonuçları elde edemediği için o yüzden saldırıya geçti. Bir de abimi kendisine çekmeye çalıştı. Ben abim için biraz deli demişim. Bu yorumlar da var. Yok, akıllı, saf demişsin. Saf. Yok, saf falan da saf demedim. Saf demişsin. Sadece... Sen sözde diyorum. Sözde yok. Öyle demişsin. Deli değil, saf demişsin. Abimi sözde, deli öyle diyor. Biraz onlar. Deli demişim, öyle duydum ben. Bana gelen mesajlarda. Ben incelemiyorum, o kadına gitmiyorum zaten. Bana avukatım gönderiyor böyle çekili çekip mesajları gönderiyor bana avukatım. Orada öyle yazmışlar. Abim deli demişim ben. Biraz akıldan noksan demişim ben. Ben bu zamana kadar yayın yapsam, ben abime öyle desem, beni burada izleyenler hepsi kaçar ya. Şimdi desek çıldırır. Abime desem sana deli demişler. Sana deli demişler desek çıldırır. Peki, o adam. Peki sen neden öyle diyorsun biliyor musun? Senin niyetin bozuk, amacın bozuk. Sen zannediyorsun ki abimin elinden malını mülkünü alacak abimin kimsesi yok. Yarı yarıya hisseye Şükran bacımın üstüne verecek diye korkularım var. Benim senin yerin var da 10 bisisi var. Benim yerde yurtta gözüm yok. Ben anamın babamın yerine de muhtaç değilim. Benim kocamın 1 trilyonluk yeri var. Ben 1 trilyonum, 1,5 trilyon. 1,5 trilyonluk yeri var. Ben onlar... İstime bak şunlar. Ben anamın babamın 300 metrekarelik yerine mi kaldım ya? Ama abimin özgür iradesi. Eğer ben abime desem ki abi... Bir de cenazeme gelmesin kelimesini yalanlamışsın. Burada otururken dedi abim. Benim duyan takipçilerim de var. Nova'da da demedim. Nova'da da otururken dedi. Cenazeme gelmesin. Bu olaylar olmadan dedi. Altan'a da dedi. Altan'a da dedim dedi. Altan mı yalancı şimdi? Sor Altan'a. Cenazeme gelmesin kelimesini yalanlamışsın. Ağzından duydu. Burada otururken benim takipçi bacılarım, kızlarım. Bana da vasiyet etti. Ağzından duydu. Bana da vasiyet etti ha. Sen ne kadar yalancıymışsın ya. Bak. Yine de Şükran'ın ablasısın. Tek son kez bir şey söyleyeyim. Benim söyledim. Öyle ablam yok. Yok. Sözde ablasısın diyelim. Hayır. Senin benim şu anda bu grubun benim içine... Benim ablalarım seni, YouTube'da. Seni YouTube. Bu grubun içine şu an sokmadım. Senin haricinde birkaç kişiyi soktum. Sen daha sonra geldiğin seni için... Seni özel olarak sokacağız. Ama en ufak bir hatanı yaparsan, bize çamur atmaya devam edersen, bizim şeyimizden vurmaya devam edersen ailemi, o zaman... Hem gönderdiğim mesajları hem de onlara, o demici dediğim eşinin hakkındaki sözü burada söyleyeceğim. Sen bile şok olacaksın. Bana dediği sözü, lafı, konuşmayı sana sen söyleyeceğim. Sen daha o sözü duyduğun zaman sen o sen eşin bile şok olacaksın. Eşin bile şaşıracak. Evet. Sen o eşinin yüzüne nasıl bakacaksın? Çocukların üzerine de yemin ver. Eğer dedi miyim demedi mi çocukların üzerine yemin et. Dir kocana dedin mi demedin mi diye sor ona. Evet. Ben bunu niye uydurayım ki? Benim bu konuşma bizzat oldu. Ben ondan sonra zaten tiskindim. O kişiden tiskindim. Daha sonra senin bir hatan olursa bunlar devreye girilecektir. Şu anda sen beklemedesin. Ama en son diğerlerinden birkaç kişi bize hakaret, sinkaf, aşağılayıcı yapan kanal ve kanal içindeki evet. Birkaç tane yorumcuları, takipçilerini o kişilerin şu anda verildi. Haber olsun söyleyeyim. Evet. Ona göre bundan sonra yeni gelenler de dikkat etsin derim. Yine de size iyilik yapayım. Ben gelip de sizin hiçbirinizin altına sen benim için nasıl konuşuyorsun diye bir şey yazdı mı? Çıkarabiliyor musun belge? Yok. Benim kötü yorumum var mı? Sizin var mı Şükran'ın bir kötü yorumu? Var ki beni kötü yorum yazmışım. Bir hakaretimiz var mı? Yok. O zaman siz bize niye hakaret ediyorsunuz? Hayırdır ya? Sen çok şımardın. Neyimizi? Sen zannediyorsun ki. Hiçbir şeyimiz kalmadı ki ya. Sen zannediyorsun ki. Gribitliğimiz kaldı, piyonluğumuz kaldı bizim. Rüşvetçiliğimiz kaldı, adiliğimiz kaldı, hepsi, şerefsizliğimiz kaldı. Bu ne demek ya? Hepsi elimizde tescilli onaylı olarak deliller halinde birikmek üzere. En ufak bir hatanda bizi kışkırttığın anda bizi yıkmak için hangi yollara başvuracağını da biliyorum.
iftiradan senin o taraftan gideceğini de biliyorum. İftira atmak için beklemedeyim şu anda. Yaparsan hata, ben de gereğini yapacağım. Hata yapmazsan kurtardım. Elimizde delillerimiz var. Bir de bak, sen Şükran'a gönderdiğin, sen bak Şükran'a gönderdiğin mesaj, bir de bak şahide gerek yok biliyorsun. Sosyal medyada gönderdiğin mesaj şahide gerek yok. Belge gerek yok. Numara belli. Evet. Bir defa oradan yiyeceksin en aşağı 10 bin lira ceza. Evet. 10 bin lira ceza en aşağı o kelimelerden yiyeceğim. Ben bunu hukukçu çünkü kişiyle görüştüm. Diyecek o söylediği laflar ağır laflar kesin dedi. Ben sizlere dedim. 10 bin lira ceza kesin yer en aşağı dedi. Benim ha, ona namusuma göre söyleyeyim sana. Dil uzattığı mesaj WhatsApp'tan çekilir. Sen kime namussuz diyorsun ya? Onaylı telefon. Bir de bana diyorsun için. Ayrıca ben de şikayet edeceğim. Ben neyim? Şükran'a göz yummuşum. Ben şeyim. Yani G nokta veya P nokta anlayın. Doldurun siz onu. Öyle miyim ben? Bakın şöyle söylemiş eşime. Benim kadar namuslu mu siz, senin etrafın? Karadeniz şivesiyle G nokta 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 başı. Ha, başını söylemeyeyim. G nokta nokta başı. Ha, onu demek istemiş. Yani bir erkek bir hanımını böyle yapar mı yani? Allah korusun. Biz her şey için her hemen şey... hele benim gibi adam için. Yani beni nereden vuruyor? Bak en hassas bölgemden vuruyor. Onu bile bile yaptı hayatım. Hassas noktandan vuruyor seni. Sen çok namuslusun. Sen bilmiyor musun benim? Bakın sen çok namuslusun, dürüstsün. Ben eşimin, ben güttüğüm koyunu bilmez miyim? Bak senin namusuna ben hiçbir zaman bir şey demiyorum. Bak onu da söyleyeyim yalnız sana bak. Senin hiçbir zaman namussuzluğunu bilmiyorum, görmedim, duymadım. Onu söyleyeyim. Oradan notumu vereyim. Ama sen bacının ne kadar namuslu ol. Senin en az senin kadar, senden senin daha bana, fazla kralın ne kadar namuslu. Kötü niyetli biri olsaydık benim eşim... Yalan yok sülalede. Sizin sülalede namussuz kimse de yok. Onu da nokta olarak koyuyorum. Öyle söyleyeyim. Eğer biz ama hain var. Kötü niyetli biri olsaydık biz de ona iftira atardık. Bak eşim ne söylüyor? Sen öyle biri değilsin diyor. Değil. Ama ben öyle biri olmadığım halde hiçbir şey de diyemem. O yönden senin günahını alamam. Burada ama o benim günahımı aldı işte. Eşim de diyebilirdi sen de böylesin diye. Der miyim? Ben yalan söyleyemem. Diyebilirdi ama bizde o yok. Ama bana niye oradan vuruyorsun? Var, dürüstlük var, dobralık var. Hiçbir iyilik yapmadım sana ya. Kimsenin günahını almayız. Ya yapmadın mı yapmadın mı söyler misin? Memuriyette nasıl girdin? Söyler misin? İşine gelmiyor. Onu hiç konu bile etmiyor. Unuttum değil mi? Unuttum. Neyse. Ben her zaman söylüyorum. Allah'ım kurban olduğumu havale ettim. Allah'ım bilir yapar işini. Beddua etmiyorum. Bir anlık geçen de beddua ettim. Sinirlendim. Niye? Çünkü o kadar öyle bir yerden vurdunuz ki bizi. O kadar sinirlendim ki. Yemin ediyorum. Vlogu kapattıktan sonra başlarımı taşlarımı vurayım dedim. Ellerimi kırdım yani sinirden. Arkadaşlar kimsenin günahını almayın, yapmayın bak. Hepiniz insansınız, sanal alem diyorsunuz ama sanal alem değil. Hepsi gerçek insanlar. Bak Trabzon'da da dün gerçek insandan görüştük. Sanal dediğiniz insan diyor. İşte geldi yanımıza buluştuk. Ta Almanya'dan gelirdiler yanımıza buluştuk. Bunlar sanal değil, gerçek insanlarsınız hepiniz. 3 saatlik ama, yoldan bizim için geldi Hamide bacım. Evet. Bir günde her şey kanalı. Ama bizim elinize alıyorsunuz bir telefon. Sana troll hesap yapıyorsunuz. Bir şey sahte hesap yapıyorsunuz. Bize yazıyorsunuz. Beni nasılsa bulamazlar diyorlar. Ayıptır, günahtır bak. Ya. Devletin kolu var, siber suçlar var. Bulur, sizi buluyor kardeş. Neyse videom yine uzun olacak. Telefonu derenin içine atsan bile bulacaklar seni. Kaybetsen bile o telefona, yazık verdiğin paraya. Şöyle bir yorum da gelmiş. Hep tatlı tatlı başlıyorsunuz. Videolarınızı kavgayla bitiriyorsunuz diye yorum da gelmiş. Onun açıklamasını daha işte açıklaması burada. Nasıl konuşmayalım kardeşim? Bugünkü sohbetimizin... Vuruyorlar bizi, cevap vermeyelim mi? Arkadaşlar... Vermeyelim mi? Söyle bana ya. Bizim hakkımızda bir gün evvel... Benim oğlumun yazılar... da demesi gibi. Benim oğlum diyor ki baba uğraşma, ver avukatımıza. Ver işini, gereğini devlet yasa yapsın diyor. Doğru söylüyor çocuk. Ama dayanamıyorum ki arkadaşım. Var, ben Karadeniz çocuğuyum. Haksızlığa dayanamıyorum. Zaten avukatımız yorumlarla ya ilgileniyor. Ya nerede çocuk avukatla görüştü zaten. Bir tane avukatımız var. Yorumlarla ilgileniyor. O avukatımız tekrar bir avukat daha tutmayı da düşünüyoruz. Yok onun yanındayız. Zaten var avukat. İkinci avukatı var. Bir de şöyle söyleyeyim. Bir gün önceki okuduğumuz yorumlar bize WhatsApp'tan kopyalanıp geliyor. Buna Hamide bacım dünkü gelen Trabzon takipçim de şahit. Anında ona da gösterdim. Bak böyle böyle yazmışlar. Bana anında geldi. Avukatın tarafından gönderiliyor bu yorumlar. Yani bize hakkını şikayet edelim diye bize gelen yorumlara karşılık bize de söz hakkı düştüğü için biz de böyle bir konuşma yapmak zorunda kaldık.
başınıza ağrıttıysak da kusurumuza bakmayın. Bu bir hayat tecrübesidir, yaşanmış olaylardır. Gerçeğiyle, acısıyla, tatlısıyla sizlerle paylaştık. Canlarım, iyi diyelim, iyi olalım, iyi konuşalım ki biz de böyle kanalda iyi şeyler konuşalım. Başımıza gelen bu kara bulutlar, kötü zamanda başımızın üstünde uçuşan kara bulutlar varken biz iyilik rolü yapamayız. Bunu da sizlere hatırlatayım. Bir de ikinci sebebimiz, bugünkü bu konuşmamızın sebebi, akşam o yeşil diyorlar ya, hani yeşil kadının yaptığı canlı yayında ben daha bahsetmeyeceğim dediği halde orada da atıp tutması ve sözünde durmaması ve bu konuyu irdelemesi tekrar bizim bu videoyu hazırlamamıza sebep oldu. Madem sana söylüyorum, adından belli, dönük bir insansın. Hani sağ solun belli değil. Madem sen dün söz verdin, o kadar takipçin karşısında bir daha konuşmayacağım dedin. Akşamki canlı yayında neden sözünde durmadın? Anlayın ki gerçekten sözünde durmayan bir kanalsın. Daha sana kim güvensin? Ben o sana güvenen insanların içinde olsam, sana abone olsaydım eğer, o kanalı terk eder giderdim. Sen o kanala söz verdin, bir daha konu açmayacağım dedin. Hala seni, sen akşam canlı yayında bar bağırıyorsun, oralarda bizi kötülüyorsun. Takipçilerine, gelen canlı yayındaki kişilere, bizleri fişeklemek için, bizleri yandaşları rahat bırakmıyor ki. Etmek için. Yandaşları tahrip ediyor, o da söylüyor. O da söylüyor. Sen demek ki sözünde durmayan bir kanalsın. Sana kim güvenecek? Senin gibi olanlar güvenecek. Demek ki şu anda senin yayınında kalan kişiler, takip eden kişiler senin karakterinde birisi, öyle dönek birileri yani. Doğru dürüst insan senin kanalında kalmaması lazım şu anda. Sen sözünde durmadın çünkü. Sen bizi akşam canlı yayınlarda bizi rezil kepaze etmek için elinden geleni yaptın. Benim hiç kimse oraya, ben zaten gitmezler seni canlı yayınına, zaten yazmazlar. Çünkü sana prim, edebini bozmazlar. Prim vermek istemezler. Benim takipçilerim edepli, dürüst, dobra, organiktir, organik. Seninkiler gibi yapmacık değildir. Serada yetişen değildir, organik. Seninkiler serada yetişmiş. O yüzden onlara da çok görmüyorum. Çünkü yetişme tarzına bağlı. Kendi karakterindeki insanları etrafında topladın. Tekrar sanki daha konuşmayacağım diye yemin bile etmiş gibi konuştun ama konuştun. Senin daha sözüne güven olur mu? Sana nasıl inanıyor takipçileri? Bizim takipçilerimiz itibarlı insanlardır. İtibar evet. Da doğuştan gelir. Evet. Allah razı olsun. Bir de diyorsun ki hepsi birleşmiş bizim kanalda, sağ olsun. Kaldırım mühendisiymiş, yok şuymuş, yok buymuş. Benim kanalımda olan kişiler bizim gibi, bizim karakterimizde olan kişiler. Mesleği ne olursa olsun, hangi derecede, hangi yerde, hangi mevkide olursa olsun. Tabii ki bu da çok önemli. Beni öğretmenlerin, mühendislerin izlemesi gerçekten çok önemli. Demek ki bende bir ışık bulmuşlar ki, kendilerine yakın görmüşler ki izliyorlar. O kişi, o ben kişiler, mühendisim diye kendini övmedi. Övünerek söylemedi. Sadece karşı tarafa hat bildirmek için diyor ki ben üniversite mezunuyum, mühendisim. Biraz haddinizi aşmadan konuşun. Efendi olun, konuşun diyor. Başka siz, bir şey demiyor. Siz de onu başka yere çekiyorsunuz. Hakaret ederseniz, sen kimsin, buraya niye geldin, sen şükransın derseniz o da kimliğini açıklamak zorunda kalır. Oraya bir kişi geliyor sizin içinize, bizi savunuyor. Hemen yiyorsunuz Evra. Ben de aynısını yaparım. Ne oldu, kendinize çekemediniz mi? Onlar öyle zayıf karakterli insanlar değiller ki, mürekkep yalamış insanlar. Ben Ordu Lisesi mezunuyum. Gerçekten dün Hamide bacım bile dedi ki, ne burcusun Şükran abla? İkizler burcusun. Çok akıllı oluyor ikizler burçları dedi. Ben seni çok akıllı buluyorum dedi. Şu ellerimi seviyor, bakın ellerimi. Bu eller diyor, ay Şükran ablam diyor. Beni sarılıp sarılıp öpüyor, çekemedim onları hiç. Ellerimi öpüyor benim, biliyor musunuz? Beni o kadar çok sevmiş ki. Vallahi Cemil Bey eşi geç kaldığı halde ille biraz daha oturalım, biraz bir daha oturalım. Bir ay müddet ara verdiler yani, benim yayınlarıma. O ay, bir ay içerisinde de kendisi işe girdi. Ayrıca ahçılıktan, bak bunu da söyleyeyim size, ahçılıktan mezun. Dikiş öğretmenliği yapıyor, evet. Halk eğitimde herhalde. Evet. Ahçılıktan mezun, bir de dikiş öğretmenliği de var galiba. Onu evet, evet öyle bir şey. Halk eğitimdeydi. Yanılmadıysam eğer. Çalıştı bir ay. Bir ay çalıştı. Bir ay boyunca gene bana gelmedi değil, geldi. Ama kayınvalidesi geldikten sonra, kayınvalidesi vefat etmiş. Ben de çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Ben hani biraz çekilince ben çalışıyor zannettim. Kendisini Instagram'da da göremedim. Biraz 15 gün o yüzden ara verdi, gelemedi. Ondan sonra bak, ben ona
Allah sabırlık versin. Ben onu bilmiyordum, kayınvalidesinin vefat ettiğini. Dün öğrendim. Yukarı, yani her yerde Allah var, yemin edebilirim. Ben ona ay, Allah sabırlık versin demeliydim. 15 gün olmuş vefat edildi. Bilseydik demez miydim? Bilseydim ben demez miydim? Ben ama kaybolunca ben zannediyorum çalışıyor zannediyor. O kadar üzüldüm ki kusura bakma Hamidem dedim ya. Ben seni nasıl aramadım, nasıl yas yapmadım. Keşke orada yayın yapsaydın. Hani ben duymadım dedim. Yani öyle bir insan ki bak. Gerçekten bana cephe almadı. Gene ben Allah sabırlık versin demediğim halde gene beni ziyarete geliyor. Evet bu arada. Benim ona gitmem lazım yas yapmaya. Ama sen büyüğümsün diyor. Ben senin ayağına geleceğim. Allah diyor. Razı olsun. Bacımın sen kanalına benim büyüğümsün diyor. Bacımın kanalına da kardeşlerim uğramanızı evet. Tekrar rica ediyorum. Bir aynen. Günde her şey kanalı herhalde değil mi? Evet. O kanala mutlaka uğrayayım. Onun siz bizi tarzı, kırmazsınız zaten de. Evet onun tarzı. Kendini göstermiyor ama çok güzel çekimler yapıyor. Bu arada Defne arıyor. Yapıyor. Defnem arıyor. Gene bu videoda uzun oldu. Evet. Bugünkü videoda da başınızı ağrıttıysak kusurumuza bakmayın. Bize gene söz hakkı düştü. Gene bu konuyu kapatacağım dediler. Yine kapatmadılar. Ondan sonra yarın da diyecekler ki ona da onlar bizim hakkımızda konuştu. Biz de peki. Konuşacağız diyecekler. Ha. Söz hakkı düştü bize diyecekler. O zaman siz bir susun. İki gün susun. Susun bakalım. Bakalım biz konuşuyor muyuz? Evet. İki gün susun bakalım. Bir de yorumlarınızda bizi bahsetmeyin bizi ya. Yorumlarınızda bizi bahsetmeyin. Bizi ağır rencide eden yorumlara izin vermeyin bakalım. Evet. Bakalım biz susmuyor muyuz? Yani ilgili kişiler yeterince vurdunuz ha. Evet. Bırakın da yaşayalım hayatımızı yaşayalım. Biz ilk defa vurulmuyoruz ki. YouTube'a girdik gireli kaç kere başımıza geldi. Hepsinden yüzümüz ak, alnımız pak çıktı. Ama ne gerek var Allah'ımıza ne gerek? Allah'ımıza şükürler olsun. Ne gerek var? Bu YouTube'un bir pastası kardeşim. Evet. Hakkıyla, helaliyle sen neyi de ye. Sen de ye. Ama böyle neyi? Yeme. Bana neyi vurarak yeme. Bana hakaret ederek yedirtme. Bu kadar ben geldim ben... oraya. Ya kardeşim yazmayın böyle şeyler. Benim kanalım tehlikeye girer ya. Hayırdır böyle bir kural var. Görmüyor hani musun? Bizim değil. Demiyor. Karşı taraf için konuşuyor. Karşı taraf için diyorum. Onların tabii kanalı, kanal için diyorum. Onların ya. Kanalı tehlikeye girer. Benim evet. Benimki niye girsin benimki ki? Benimki niye girsin? Bende ne alakası yok? Kendisi yani oraya çekmeyin. Gene de olan o X kanalı düşünüyorum. Bak kardeşim senin kanalın tehlikeye giriyor diyorum. Boş ver düşünme kendini. Aile kurallarına uyumluyor sana kanalında diyorum. Bak, sana o hala onlara destek veriyor. Sana ne diyeceğim çanak biliyor musun? Ya. Kendi düşen ağlamaz. Evet. Evet. Son ihtarımızı da yaptık mı kardeşlerim? Son da yaptık. Biz iyilikçe gene de. Eğer hala bizi yorumlarında konuşturursan bizim hakkımıza tehdit, hata, hakaret. Bir defa da yazıyor ya ne olur ya. De ki arkadaşlar da bu kanal hakkında daha yazmayın. Ben istemiyorum de bakalım ya. Demezsin. Niye demiyorsun? Çünkü o karakterde biri değilsin. Demezsin. Ben çünkü sen, karşıdaki sizi, insanlar onu rahat eşim bırakmıyor. Eşim sizi tanımıyor. Ben çok iyi tanıyorum. İşinize iyi geliyor. İzlenmek için. Dedikodu kazan olsun diye. Siz zaten onlara ön ayak olan da sizsiniz. Zaten ön ayak olduğu kişiler onu bırakmıyor ama ki ya. Ama başa gelen... Onların yüzünden yapıyor. Onlar rahatsız. Hepiniz şey son yani. Çırpınışlarınızı yaşıyorsunuz. Başa gelen çekilir. Onu da söyleyeyim sizlere. Söz savunmalı. Kendi düşen de ağlamaz. Bugün yarın da geçip de biz bu paraları nasıl ödeyeceğiz devlete dediğiniz günleri de göreceğiz inşallah. İnşallah birkaç troll kanalı da tanış çıkar, tanış. Benim tanıdığım çıkar da ben onu bak inim inim neyse inledim. Arkadaşlar canınızı sıktık. Ben size dedim demedim mi? Benim ininize gireceğim, ininize. Değerli bacılarım, değerli ininize kardeşlerim. İninize gireceğim diyorum, girdim de. Yaşadığımız olaylar bir gerçektir. Onun için. Sizleri çok seviyoruz. Allah hepinizden razı yeter. Olsun. Ben gene her zamanki sloganım durmak yok, yola devam diyorum. Yıkılmadık, ayaktayız. Çok şükür Allah'ımıza. Yemeğimizi yapıyoruz, kahvaltımızı hazırlıyoruz. Kendimize hizmet ediyoruz. Evimizde mutlu yaşamaya çalışıyoruz. Allah'ımıza şükürler olsun. Rabbim sizleri böyle kötü insanlarla karşılaştırmasın. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın. Hayırlı haftalar dilerim. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Kocaman öptüm sizi. Allah'ım bacılarım. Tüm iyilik meleklerimizden bir bir tek tek hepinizden evet. Allah razı olsun. Bizim gerçekten iyilik meleklerimizsiniz. Çünkü bizleri kanatlarınız altına aldınız, korudunuz. Şükran ablanız yazı yazmasa bile biz gitmeyin desek bile bizi korumaya çalıştınız. Onun için sizlere ne kadar dua etsem, ne kadar iyiliksever olduğunuzu vallahi şey yapamam yani hakkınızı şey yapamam, ödeyemem yani. Her şeyden önce hakkınızı helal edin. Vallahi İçinizde, o kadar bize hakkınız geçiyor bizim ki. Bizim için uykusuz kaldınız. Bakın biz uykusuzluğa dayanamadık, uyuduk, sabah cevap verdim. Kusuruma da bakmayın.
Bunlar için değmez. Elimden geldiği kadar biraz erken atmaya çalışayım bugün de. Gece geç saatlere kadar uykusuz kalmayayım. Tekrar söylüyorum. İst kanal mümkünse olayı kapat. Takipçilerin de üzülecek ama onlar çünkü çok istiyor ya, bize vurmayı. Onlara da sustur. Sustur. Seni de buradan ayrıca tebrik ederim. Zaten biz yaptık yapacağımızı. İçeriye verdik. Daha güvenilir bir yere verdik. Evet. Her şey bundan sonra hiç olmasa bundan sonra yine de şey yaparlarsa olmayın da diyorum. Kendi bilir, kendi düşen ağlamaz. Evet, çünkü biz kimseye yalvarmıyoruz, yalvarmayacağız. Kanalınız şu anda incinemede diyorum. Bu kadar itiraf ediyorum da. Söylüyorum. Yapan, kötülük eden kötülük bulur. Bizi mecbur ettiniz bu yola başvurmaya. Çünkü siz gerçekten kaşındınız. Veya da bu konuları bilmiyorsun sen ya. Biz de sizlere kaşındığınız için kaşımak zorunda kaldık. Biz neden engelliyoruz insanlara kötü yorumla yapanları? Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. İşte onun için engelliyoruz. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.